Şeytandan Allah'a sığınırım. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, iyi ve temiz erkekler iyi ve temiz kadınlara yaraşır. Bunlar onların demekte olduklarından uzaktırlar. Bunlar için bir bağışlanma ve kerim üstün bir rızık vardır. Evet, bir ayet daha olması lazım. Tamam inşallah hocam. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, itaatli erkekler ve itaatli kadınlar. Ki bu ayete göre zaten açıkça, ya Hazreti Yusuf takva bir insan. Tipe göre, şuna göre evlenmez. Yani yani kadının vasıfları şu: tecavüz etmeye kalkıyor, bir. Evet hocam. İftira atıyor, iki. Evet hocam. 7 yıl gözünü kırpmıyor, muhatap dahi olmuyor, bu kadar zulmediyor. Evet. Hazreti Yusuf da gidecek, seni mükafatlandırmak istiyorum, evlenmek istiyorum diye. Evet. Hazreti Yusuf evlenmedi o kadar. Evet hocam. Öyle bir şey yok. O efsanelerde, şarkılarda var. Evet. Biz şarkıya göre hareket etmiyoruz. Evet hocam. Efsaneye göre hareket etmiyoruz. Ehl-i sünnet kaynaklarına göre hareket ederiz. Evet. Böyle bir şey yok. İnşallah. İnşallah. Hazreti Yusuf da büyük, değerli bir peygamberdir. Çok akıllı bir insan. Neyi nasıl yapacağını bilir. Böyle bir evliliğe yanaşmaz. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Okuyorum hocam ayeti. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Evet. Hazreti Yusuf bu ayete uygun hareket etmiştir. Evet hocam, inşallah. Ve bu ayet sadece Peygamberimiz zamanına yönelik bir ayet değildir. Evet. Hazreti İbrahim döneminde kapsayan, Hazreti Nuh döneminde bu İslam ahlakının bir gereğidir. İnşallah. Yani evet. Bütün İslam dinlerinde bu vardır. Evet. Bu hükümler vardır. Anlaşıldı evet. mı?